kaç kişiyiz? Tamam, çok güzel. Hükmüne karşıysanız basın, bir kornaya basın. Tamam, çok güzel. Hükmüne karşıysanız basın, bir kornaya basın. Tamam, çok güzel. Hükmüne karşıysanız basın, bir kornaya basın. Tamam, çok güzel. Hükmüne karşıysanız basın, bir kornaya basın. Temiz gelecek, temiz enerji, temiz gelecek. Temiz enerji, temiz gelecek. Temiz enerji, temiz gelecek. Temiz enerji, temiz gelecek. Temizler, yaşasın hayat. Çernobil'den sonra Fukushima'da bunlar yinelenmiş, hidrojen patlamaları da dahil ciddi problemler yaşanmış ve kısa bir süre içinde 20 kilometre çapında bir bölge boşaltılmış, yaklaşık 200 bin kişi yaşadıkları bölgeden tahliye edilmiş, deniz ürünleri de aynı şekilde radyoaktif kirlilikten etkilenmişti. Radyasyon hızla geniş bir bölgeye yayılmıştı. Bu mudur tüplak riskiyle kıyaslanan risk? İstatistiklere 7. seviye nükleer kaza, 2 ölü, 37 yaralı olarak geçen bilgilere güvenmemizi bekliyorlar. Bizler bu yalanlara inanmıyoruz. Fukushima, nükleer rönesans masallarını yerle bir etmiş, aynı zamanda da nükleer santral tartışmalarındaki nesil ve minimum risk söyleminin ne kadar gerçek dışı olduğunu göstermiştir. Yaşanan nükleer kazalar, yapılan nükleer ihaleler, egemenlerin kendi hukuklarını bile hiçe sayarak yapılan anlaşmalar, nükleer santral kazalarından sonra tüm dünyanın yaşadığı tedirginlik, kaza sonrası maliyetler bize göstermektedir ki nükleer santraller çok risklidir. Nükleer enerji en pahalı enerjidir. Nükleer atık sorunu ciddi bir tehlikedir. Bu tehdit yüzyıllarca geçerlidir. Nükleer rezervler sonsuz değil, sınırlıdır. Nükleer tesislerin yalnızca kurulumu değil, bertaraf edilmesi de yüksek maliyetlidir. Nükleer teknoloji ve yakıt çubuğu zenginleştirilmesi dışa bağımlıdır. Nükleere hayır, Akkuyu Fukushima olmayacak. Nükleere hayır, Akkuyu Fukushima olmayacak. Nükleere hayır, Akkuyu Fukushima olmayacak. Dünyadaki mevcut nükleer santraller hızla yaşlanırken bu santrallerin dünyaya yaydığı tehdit daha büyük bir hızla artmaktadır. Eski santrallerin bir kısmı hizmet dışıdır ve her biri nükleer çöplüktür. Dünyadaki santrallerden çıkan nükleer atıkların doğadan tam anlamıyla izole edilmesi mümkün değildir. Ve İzmir Gazi Emir'deki menşei belirsiz, içeriği malum atıklar gibi geri bıraktırılmış ülkelerde saklanmaktadır. Nükleer santrallerin uzağımızda olması bizi tehlikeden korumamaktadır. Nükleere inat, yaşasın hayat! Nükleere inat, yaşasın hayat! Nükleere inat, yaşasın hayat! Ekonomi, yerel, temiz olmalı ve siyasetin her türlü şaibesinden uzak tutulmalıdır. Pahalı, çok yüksek riskli, dışa bağımlı, kirli, çevre düşmanı bir yöntem olan nükleer enerjiden elektrik üretimi çözüm veya zorunluluk değildir. Çözüm, öncelikle enerjinin etkin, verimli kullanımı, daha sonra dışa bağımlı olmayan yerel, çevreci ve ekonomik kaynaklarımızdan yararlanılmasıdır. Nükleer santraller için
harcanması planlanan bütçeyle hem enerji sisteminiz revize edilebilir, hem de yenilebilir kaynaklar konusunda araştırma, geliştirme çalışmaları yapılarak çevreci, ucuz, bağımlı olmayan teknolojiler geliştirilebilir. Yaşanılabilir, temiz bir dünya isteyen herkesi radyasyon kapımızı çalmadan nükleer santrallere karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Nükleere inat, yaşasın hayat. Nükleere inat, yaşasın hayat. Nükleere inat, yaşasın hayat. Nükleere inat, yaşasın hayat. Akkuyu, Çernobil olmayacak. Akkuyu, Çernobil olmayacak. Akkuyu, Çernobil olmayacak. Değerli basın emekçileri, basın açıklamamız bugün şu saat itibariyle bitmiştir. Yalnız akşam 18.30'da ve 19'da yeni Karamürsel'in önünde yine bir basın açıklaması yapacağız. Ve nükleere inat, inadımızı söylemek için Özgür Tiyatro'nun yapmış olduğu bir tiyatro çalışmasıyla Ankara halkına nükleerin tehlikelerini anlatmaya çalışacağız. Hepinizi akşam yeni Karamürsel'in önüne tekrar bekliyorum. Teşekkür ederim.